Bu hafta hikayecilik geleneğinin usta bir temsilcisini tanıtacağız sizlere. Aşık Mevlüt İhsani. Tarihi M.Ö. 3. yüzyıla dayanan Alper Tunga destanından günümüze kadar devam eden ve Türk edebiyat tarihi içerisinde önemli bir yere sahip olan destanların, yani hikayecilik geleneğinin 20. yüzyıldaki önemli bir temsilcisiydi Mevlüt İhsani. Mevlüt İhsani 1928'de Erzurum'un Şenkaya ilçesine bağlı, eski ismiyle Bardız, yeni ismiyle Gaziler Bucağı'nın Çermik köyünde dünyaya gelir. Asıl adı Mevlüt Şafak'tır. Babası Seyfal Bey, Bardız'ın Zakim köyünde Alugiller sülalesinden, annesi Güllü Hanım ise Erzurum'un Çat köyünde zorbalarla kaplı bir ailenin kızıdır. Çocukluk ve gençlik yılları zaten sıkıntılı, aynı zamanda meşakkat içerisinde geçen aşığın ilkokul yıllarında sıkıntılarına bir yenisi daha eklenir. İlkokul 3. sınıfta sokakta oynarken Kurtuluş Savaşı yıllarından kalan bir bomba kapsülü elinde patlar. Sol elinin 3 parmağı parçalanır, gözüne gelen şrapnel parçaları da gözün görme yeteneğini büyük ölçüde zedeler. Kazadan sonra ailesi çocuklarının gözünün görme yeteneğini kaybettiğinin uzun zaman farkına varamazlar. Fakirlik ve bilgisizlikten dolayı da babası Mevlüt Şafak'ı doktora bile götürmez. Köyde bazı yaşlıların tavsiyelerine uyarak mum ile göktaşının, yani şapın karışımından yapılan bir koca karı ilacı ile göz iyileştirilmeye çalışılır ise de bu defa tamamen görmez olur. Daha sonra babası Seyfal Bey Sarıkamış'ta bir askeri doktora götürse de yanlış tedavi nedeniyle oğlunun gözlerinin bir daha görmeyeceğini öğrenir. Babası kendisinden sonra çocuğunun hayatını nasıl kazanıp nasıl geçineceğini düşünürken köy muhtarının da teşvikiyle Mevlüt Şafak marangoz Kerim Usta'nın yanına çırak olarak verilir. Görmeyen gözleriyle marangozluk yapmanın hem tehlikeli hem de çok zor olacağını kısa zamanda anlasa da Mevlüt Şafak bir yandan çıraklığa devam ederken bir yandan da düğünler için köylerine gelen aşıklardan türküler öğrenmeye çalışır. Ağabeyi İskender aşık türkülerini yazıp Mevlüt İhsani'ye defalarca okuyarak onun türküleri ezberlemesine yardım eder. Bir gün marangoz Kerim Usta Mevlüt Şafak'ın Karacaoğlan'dan ezberlediği bir şiiri dinleyince en iyisi sen aşık ol diyerek onu aşıklığa yönlendirir, teşvik eder ve destek olur. Annesinin de ısrarı üzerine babası Mevlüt Şafak'a bir saz alır. 17 yaşına gelince aşık çok iyi olmasa da saz çalıp türküler söylemeye başlar. Ancak aşık olmak Mevlüt Şafak için artık vazgeçilmez bir tutku ve bir aşk haline gelir. Rüya motifini ise aşığın kendisi şöyle anlatır. Rüyalarımda her şeyi önceden görür ve sezinlerim. Amalar için rüya iki çeşittir. Anadan doğarken görmeyenler rüyalarında sadece ses duyarlar. Sonradan ama olanlar ise gören insanlar gibi rüya görürler. Rüyamda köyümüzün en zengini olan Sakıp Ağa'nın kızı Saniye'ye aşık oldum. Ancak ben hem fakir hem de sakattım. O ise hem çok güzel hem de zengin bir ailenin kızıydı. Mevlüt Şafak Saniye'ye duyduğu şiddetli aşkı amcasının kızı Sırma'nın yardımı ile mektuplara döker. Mektupları da yine Sırma ile sevdiğine gönderir. Aşkına karşılık bulamayan aşık aradaki farkı bilir ancak gönlüne söz geçiremez. Saniye'ye olan aşkını dile getirme arzusu, aşığın şiir yazma ve türkü söyleme isteğini daha da körükler. 1945 yılında dönemin Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'ye durumunu anlatan bir şiir yazıp gönderir. Bir müddet sonra İzmir Körler Okulu'na kayıt hakkı kazandığına dair Ankara'dan bir yazı gelir. Gittiği ilin belediyelerinden yardım alarak önce Erzurum'a,
Oradan Erzincan'a, oradan da Ankara'ya gelir. Ankara'da kayıt için gerekli işlemler yapılır, evrakları eline verilerek İzmir'e gitmesi söylenir. Ancak İzmir için önce Afyon'a gider. Afyon'da üzerindeki az miktarda parasını ve evraklarını çaldırır. Daha sonra İzmir'e gitse de evrakları olmadığı için körler okuluna kayıt yaptıramaz, İzmir valiliğinin yardımı ile memleketine geri döner. Memlekete dönünce de sevdiği kızın da başkasıyla nişanlandığını öğrenir. Bu arada Sarıkamış'ın Boyalı köyünden Alişan Usta ile tanışır. Alişan Usta, gel benim yanımda kal, sana saz dersleri vereyim der. Alişan Usta'nın yanında 40 gün kalan Mevlüt Şafak, azmi ve üstün gayretleri sayesinde iyi derecede saz çalar, türküler söyler. Böyle olunca da düğünlere, meclislere çağrılır ve para kazanmaya da başlar. Mevlüt Şafak 21 yaşına gelince sevdiği kıza mektuplarını yazıp ve taşıyan amcasının kızı Sırma artık dayanamayıp dillenir. Mevlüt Şafak'a der ki, hep senin mektuplarını taşıdım. Senin gözün kimseyi görmüyor. Ama benim gözüm de senden başkasını görmüyor. Böylece 21 yaşındayken amcasının kızı Sırma ile evlenir. Bu evlilikten de aşığın 7 tane kızı olur. 1970'li yıllarda Kars Çimento Fabrikası'nda özürlü kontenjanından işçi kadrosu ile bir müddet çalışan aşık, malulen emekliye ayrıldıktan sonra 1997 yılında İzmit'e göç eder. İzmit, Körfez ilçe, Tütün Çiftlik, Esenler mevkiinde kendi adının verildiği Aşık Mevlüt İhsani Sokağı'nda mütevazi bir evde otururken, 2010 yılı Kasım ayının 6'sında fani dünyadan el çekerek hakkına yürüyen Mevlüt İhsani'nin kabri İzmit Körfez Mezarlığı'ndadır. Kabri nur, mekanı cennet olsun. Sanat hayatı boyunca 54 tane ödül, madalya ve nişan alan Mevlüt İhsani'nin şiirlerini evliliklerinden itibaren hep eşi Sırma Hanım yazmıştır. Gecenin ilerleyen saatleri olsa dahi aşığın yüreğine kudret eli deyip kafasında mısralar uçuşmaya başladığı zaman eşini uyandırarak söylediği şiirleri yazmasını istemiştir. Eşi Sırma Hanım da bu görevi hiç ihmal etmeden, üşenmeden ve de severek yerine getirmiştir. Şimdi Mevlüt İhsani'nin 40 yıl önce kaydedilmiş ve arşivimizde bulunan ses kaydından arkadaşlarımızın hazırladığı bir klibi izleyelim. Gâhi Gamber, gâhi Mecnun, gâhi Leyla. Öyle ya, her aşıkın bir ahı var. Sonbahar gazeli indi bağlara, bülbül feryat eder gülüm, gülüm, gülüm. Gülüm güle seslenir. Mecnun feryad ile çıktı dağlara. Leyla, Leyla, Leyla diye çöle seslenir. Kanlı Şahin, ne kurmuşsun devayı, telli durnam ondan gezer havayı. Nice gitse terk eder mi yuvayı, dolanır fırlanır durum, durum, durum diğer göle seslenir.
asla iyi olur mu aşkın çıbanı? Aşıklar yarına bahşeder canı, söyler yarasını mevlüd-i ehsanı, alır tezeney tınım, 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 tınım diğer tele serseni. Aman 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 aman. Oyununda yüz yenilmiş zarar arsan işte ben. Gül yanında bana ağlayan kar ararsan işte ben. Aman aman aman. Aman 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 aman. Yaktı yıktı viran etti felekin fırtınası, dolu değmiş sel götürmüş yar ararsan işte ben. Aman 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 aman. Ötmez baykuş gitmez yıkılmış veren eliyim. Al kazmayı vur bağırma göreceksin ben neyim. Aman 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 aman. Yıllar geçti eğlenmeyen durmayan pervaneyim. Odunu yok ataşı var nar ararsan işte ben. Aman 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 aman. Çaldım gemli sazım, yüz bin dostum vardır ama toprak çeker nazını. Aman 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 aman. Adana'da Ağustos'ta bulamadım yazımı. Ağrı gibi başı duman kar ararsan işte ben. Aman 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 aman. ...25 yaşındayken Erzurum'un manevi önderlerinden Avlarlı Muhammed Lütfü Efendi'yi rüyasında gören Mevlüt Şafak, daha sonra dergahında kendisini ziyarete gider. Cemaatle birlikte yenen akşam yemeğinden sonra aşık, şiirler okuyup bir de türkü söyler. Ayrılırken Lütfü Efendi, Allah ihsan etsin, ihsani der. Böylelikle Mevlüt Şafak, 20 yaşında ihsani mahlasını almış olur. Daha sonraki yıllarda düğünlerde, aşık toplantılarında, kahvelerde söylediği şiirler ve atışmalarda gösterdiği söz ustalığı, Mevlüt İhsani'nin kısa sürede tanınmasını sağlar.
Behçet Kemal Çağlar, Orhan Şaik Gökyay, Behçet Necati Gil ve Bedri Rahmi Eyüboğlu'yla bir anısını şöyle anlatır aşık. Gittik otele, 6 kişinin böyle imanı bir dolu, evet, kadın, profesörler, belki var 300 kişi. Ama aşıklardan Müdam-ı Usta, ben, Şeref Taşlıova, Çobanoğlu, İlhamı Demir. İlhamı Demir yan yana oturduk. Behçet Kemal Çağlar bana bire uzattı. Dedim ki usta, ben hiç bire içtiğim yok. Bana dokunur. Ben ayağa kalktım. Dedim ki ben bir şiir okumadan burası aşık sufası. Ben aşık sufasıdır. Burada şiir okumadan şey yapmam. Peki dedi. O zaman ben şöyle dedim. Dedim ki bizim yer kar boran soğuktur ama başı görünmeyen dağlar burada. Kemal'la oturdum, Kemal'la kalktım. İşte Behçet Kemal Çağlar burada. Benim için yıldızdır, biz için aydır. O da aramızda Orhan Gökyay'dır. Bu da bizim için Taksim, bu da bir paydır. Şimdi yaramızı bağlar burada. Mevlid İhsanıyım, söylerim dilde. Behzat Necati Bey işte gönülde. Bedir Rahmi Eyüboğlu Gonca'dır gülde. Bir cennet teşbihi bağlar burada. Hep bunlar beraber oturuyoruz. Evet. Yemekte. Aynı sofradayız, aynı şeyde. Başladık. Dedi ki Behçet Kemal Çağlar ki bu kanun oldu. Şimdi herkes bir şiir okuyacak. Ondan sonra benden sonra Müdam Usta kalktı. Bu Müdam'ı bir şiir okudu. Bunlar kaybolan şey. Bak bunlar bu kaybolur mu yahu? Bir şiir okudu. Çobanoğlu okudu. Şeref Taşlıova okudu. İlhamı Demir okudu. Sıra bu profesörlere gelince şey dedi ki Behzat Necati Bey ki dedi çocuklar ben şiir okuyamam. Size bir şey mi anlatayım dedi. Evet. Dedi gittim beni ilk öğretmen okul öğretmeni çıktım. Beni Zonguldak'a verdiler. Bir köye gidiyorum. Dedim ki ben kendime bir saz alayım da aşık desinler ki yanıma çok gelsinler. Misafir oldum diye muhtara. Akşam oldu baktım ki hem halk geldi. Yahu bize bir öğretmen gelmiş aşıkmış diyor. Geldi töküldüler. Bir de bir baktım ki sazı yine beraber bir aşık geldi. Aşık geldi diyor bana çaldı söyledi. Dedi ki usta şimdi de senden dinliyoruz deyince. Dedim ki ben türkü mürkü söyleyemem. Şu 10 liramı al beni bağışla. Beni bağışla. Dedi çocuklar şimdi de siz beni bağışla. Zaman içerisinde aşıklık sanatının hikayecilik dalında da kendisini kabul ettiren Mevlüt İhsani, hikayecilik geleneğinin başarılı temsilcilerinden birisi olmuştur. Türk dünyası destanlarının tespiti, Türkiye Türkçesine aktarılması ve yayınlanması projesi kapsamında Mevlüt İhsani'den 20 hikaye derlenmiştir. Hakkında yapılan birçok bilimsel araştırmanın dışında Mevlüt İhsani ile ilgili bugüne kadar 6 tane de kitap yayınlanmıştır. Kültür Bakanlığı, Türk Dil Kurumu, Erzurum Atatürk Üniversitesi ve Körfez Belediyesi tarafından yayınlanan kitaplarda aşığın hayatı, sanatı ve şiirlerinin yanı sıra hikayecilik yönüne de ağırlık verilmiştir.